televizyonları olarak Sultandağ Belediye Başkanı Osman Acar'a konuk olduk. Osman Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, Osman Acar, 1961 doğumluyum. Lise mezunuyum, sanat okulu mezunuyum daha doğrusu. Geçmiş yıllarda kağıt fabrikasında çalıştım. Futbol oynadım, sendikacılık yaptım. Daha sonra memleketime geldikten sonra siyaset nasip oldu. İnsanlara hizmet etmenin bir yolu da, hatta en iyi yolu diyebiliriz bu olduğunu düşündüğüm için memleketime ve insanlara, çevreme hizmet etmek için kabul ettim bu teklifi ve 2009 yılında belediye başkanı seçildim. 2014 yılında tekrar hemşehrilerim evet gösterdiler, tekrar seçtiler ve Sultandağımıza ve çevre halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğiniz günden beri yapmış olduğunuz çalışmalar ve devam eden projelerinizden bahseder misiniz? 2009 yılında ilk başkan seçildiğimizde tabii ilçemizin bir mali durumu, coğrafi durumu hepsini bir şöyle gözden geçirdikten sonra ilk iş olarak ülkemin genelinde olduğu gibi imar sorunları vardı. İlk önce bir imar planı yaptık. Yani mevcut yerleşimlerin yasanın dışında kalmayacak şekilde işte bitişik, ayrık gibi bir önce bir o düzenlemeyi yaptık. Ondan sonra temel sorunlarımız nelerdir? Onlara baktık. O dönemde su sıkıntımız vardı. Yol, altyapı temel sorunlarımız vardı. Bunları el attık. Tabii biz büyük bir belediye değiliz. Dolayısıyla yani çok gücümüz yok. Çok böyle kıt kanaat imkanlarla hizmet edebilen bir yeriz. Ama yapılabiliyor. Nasıl yapılabiliyor? Mesela ben ilk dönemimde 16 bin metre altyapı yeniledim. 200 bin metrekare taş döşedim. Yolları yaptık, kaldırımları yaptık. 3 tane yeni su kuyusu ikmal ettik. Parklar yaptık büyük, insanlarımızın gidip gelebileceği birkaç tane gibi. Yani temel ihtiyaçlar neyse onları belirledik, onları yaptık. Tabii daha büyük projeler yaptık, sunduk gerekli mercilere. Henüz onaylananlar var, onaylanmayanlar var, bekleyenler var. Sultandağ'ında insanımız nasıl huzurlu yaşar, nasıl sıkıntısız yaşar, biz buna önem verdik, buna çalıştık. Meyvecilik sektörüne yani paketleme, boylama ve şoklama tesislerine önem veriyoruz, ağırlık veriyoruz. Şu anda da iki tane çok büyük tesis bölgemizde mevcut. Biner kişi çalışıyor. Onun dışında yeni yapılan 4-5 tane daha tekrar şoklama ve paketleme tesisleri var. Yani bir yandan istihdamı da sağlıyoruz ama çevremizi ve toprağımızı, havamızı kirletmeden hem kalkınmaya hem de burayı yaşanabilir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Uyguladığım politika bu, bugüne kadar.